burada işte dosta belirtmek istediğim şey FETÖ diyelim, bu FETÖ terörün alçalığı askeriye içerisinde oldukları bir kimse bilmiyordu. Onlar bu olayı kışkırtarak, halkı işkence ederek, aburun, çok aburun, kadın kızları taciz ederek, zenginleri yoksullaştırıp para koparmak için şiddet kullandılar. Bir taraf örgüt, bir taraf devlet. Devlete gelir sığınıyor, devlet darbe vuruyor derken, devlet kullanma doğru bir şey değil. Devlet içerisindeki kişiler bunları çeteleşmiş. Mesela Mahmut Yıldırım'ın, ben Yeşil Kod adlı Yeşil, beni işkence etti diyor. O zaman Çatlı da vardı yanında. Abdullah Çatlı. Çatlı da vardı. Bunlar devlet sözden devlet adına çalışıyor, halkı örgüte yapıştırmaya çalışıyorlar. Şiddet kullanırken halk dağıdı, güylem güç oldu. Hepsi şehre yıktılar. Şehre geldi de aynı durumda ağaç perişan kaldılar. Derken böyle olayı, bunları göz önüne getirmediğimizde bunu iyi bilenim, Kürt halkı hiçbir zaman Türkiye'de ayrılmak istemiyor. Devletinde istemiyor. Allah belası versin bu örgütün, bu terörün. Örgüt terör içerisinde yeni bölge savunmasını yapmış. Üst düzey görev yapmış, buraya gelmiş perişanlık. O üst düzey her birisinde en az 50-60-100 insan bağlı var. Bu iş eğer devlet ona sahip çıkarsa o 100 kişiye sahip çıkmış olur. Devlet onları yazılaştı. Şu an tanıdan 3 tane var, evinden çıkmıyorlar. Çarşıya bile gidiyorlar. Bu Handak olayları. Ne gelince. Şehit olduğum Handak olayları, belediye başkanları, hencumeleri imza toplarak örgüte götürüp gelin Handak'a girin diye. Ve o zaman o şeyde de kaçan var, gelip hani polis örgütün içine katılmıştı. Bu FETÖ'den dolayı. Bu halkın istemediği, hiç beklemediği Handak oldu. Devlet bu Handak olaylarında o bastırdı, öyle bir şafkatle, öyle bir şeyle bastırdı. Arabaya giriyorduk, günaydın diyordu polis asker. Halk istediğini, tam devlet görevini yaptı orada. Handak olaylar ya. Mesela ben bizzat gidiyordum, yoldan geldi, günaydın, hoş geldin oğlan olsun. Bir olay, ailemle taziyeye gidiyor, bizim aile dostumuz taziyeye gidiyor, gece gittik. Bir tane rütbeli yani, rütbe yoktu. Amca nereye gidiyorum taziye diye. Uykum geliyor, dedim ona gelin. Bana nasıl kafe verdi? Kaza yapmasın diye. İndirdim, ben gel seni bir öpeyim. Dedi ne? Dedim işte devlet. İşte devlet. Eşim de kalktı onu öptü. Devlet, benim devletim olsa sırtım güçlü olur, güvenirim. Kadın genç kızlarımız evinde yuvasından kurmuş, geçmişteki ailesi, anasına, babasına, kardeşine yapılan zulümleri görünce, bir de şehreymiş, o mitiklerden dolayı HDP'nin özgürlük, demokrasi adı altında işte kadın özgürdür, kadın hareketi çalışmaları var. Evde özgürlüğü görmeyince, yaşamda, etrafında özgürlüğü, bir de bu gidiyor sarı içiyor, ondan sonra özgürlük vaadeleri öyle yapıyor. Herkes sözdür, eşittir. Kadınlar duygusaldır. Bir de travma yaşamışlar. Devleti kötüleştirerek, devleti farklı göstererek bu duygulara hitap ettik. Politikaları giriyorlar örgütün içine. Girdiği an gördükleriyle söyledikleri birbirini tutmuyor.
Birbirini tutmaz için kalçan kalçılıyor. Kalan da ya infaz ediliyor ya burada bir çatışmada vuruyor diye şey, çatışmada vurur diye. Peki dağdaki kadının hayatı nasıl, neler yaşıyorlar? Dağdaki kadın hayatı neler yaşıyor? Dağda yaşam nasıl olur ki ben bilemem. Yani yaşam dersek. Yaşam dersek. Ben onu izah edemem. Yaşam değil yani. Aç kalıyor, perişan kalıyor, mağdur kalıyor. Yaşamsa ben ona yaşam demiyorum. El yüzler. Bir de işkence kokusunda gizleme kişiler var. Tecavüz etmeden gizlenmiş kokusu var. Bir de aile içerisinde geliyor. Hem devletten olur, hem aileden olur, hem kitleden olur. Çünkü yaşıyoruz. O şu var, buralar gelmiyoruz diyor. Ben güvenim, bana devletle, örgütle bahseden ortama girmiyoruz. Devlet ve örgütü. Terör olayı, dahi olursa biz yokuz, konuşmuyoruz. Hendek olaylarda yönetim ve gençlik katılmadığı ve şu anda 10-32 tane infaz etti. Katılmıyorsun diye. Hendek olaylarına katılmadıkları için infaz edildi. Bir de bak, bizim köyün yakında getirir delegasyonlardı. Benim oğlum da aynı yerde. Sahip çıkmasa onu da infaz ediyorlar. Şu an gücü yetebilse yeterler.